Biz İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı olarak Ankara'nın en büyük ilçesinin temsilcileri olarak, İYİ Parti Teşkilatı temsilcileri olarak Ankara'nın çarçur edilen 801 milyon dolarını gözümüzle görmek için bugün Anka Park'a geldik. Dönemin belediye yöneticileri 2013 yılında başlattılar bu projeyi ve o süreçte bütün Ankaralılar, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, şehircilik planlamacıları hepsi bu sistemin en azından coğrafi olarak uygun olmadığını, bu arazinin altından 3 tane derenin geçtiğini, ondan öte de Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk'ün mirası ve vasiyeti gereği yeşil alan olarak kullanılması gereken bir yer diye karşı çıktılar. Defalarca Danıştay İdare Mahkemeleri yürütmenin durdurulması kararını verdi. Bu işin olmaması için, yani başından tedbir alınması için Ankaralılar, bütün sivil toplum kuruluşları mücadele ettiler. Ancak hiçbir geri adım atmayan dönemin belediyesi, 2013 yılının AK Parti belediyesi ısrarla bu işi yapmakta inat etti. Ve 2019 yılında bitebilen bu projeye, bakın şu dinozorlar, dinozor park olacaktı buralar. Bu projeye 801 milyon dolar harcadılar. 8 ay işletilebildi. 8 ay. Üstelik 5 kere ihaleye çıktılar. Hiç kimse bu ihaleyi, bunu işletemeyeceğini düşündüğü ve göze alamadığı için ihaleye talip olmadı. Altıncısında milyon dolarlar vererek satın aldıkları, oyuncakları satın aldıkları firmaya ihale ettiler. 8 ay işletebildi. 2020'nin Şubat'ında burası tamamen kapatıldı. Ve Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş Başkan 2019 Mart'ından sonra belediyeyi almasıyla beraber bir hukuki mücadele başlattı. İşleten firmanın tahliyesine dair ve maalesef 2 yıl bütün bu paranın heba olması, talan olması pahasına tahliye kararını çıkarmadılar. Firma 2 yıl daha burada kaldı. 18 Temmuz'a kadar içindeki oyuncaklar, her şey, yapılan, harcanan bu binalar, oyuncaklar, dinozor parkları, trenler, 34 milyon dolara tren almışlar. Hepsi heba olmuş. Hırsızlıklar olmuş içinde. Neden devlet böyle bir oyun alanını işletsin, buna talip olsun? Dünyanın her yerinde var bu tür yerler. Bu kadar büyüklükte, 120 futbol sahası büyüklüğünde olmasa da böyle yerler var ve özel şirketler işletiyor. Tank palet fabrikasını özelleştirenler, SEKA'yı özelleştirenler, şeker fabrikasını özelleştirenler, fabrikalarını 15 tane, Türk Hava Yolları'nın %20'sini özelleştirenler, etinin kromunu, bakırını, çeliğini, gümüşünü satanlar. Orada niye özelleştirmeyi yaptınız da burada yapmıyorsunuz? Ve Ankaralı'ya bir kere danışmadan 801 milyon dolar, yani 14 katrilyon lirayı buraya gömüyorsunuz. Niye? Ve niye hesap sorulmuyor size? Niye? Bu kadar suç duyurusuna rağmen. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasaya göre demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Neden hesap sorulmuyor? İşlem yapılması lazım. Gelin kendi gözlerinizle görün. Ben bütün Ankaralılara, Çankayalılara sesleniyorum. Gelin buradaki talanın, buradaki hırsızlığın, buradaki dolandırıcılığın, buradaki adam sendeciliğin, buradaki sahip çıkılmamazlığın ne olduğunu kendi gözlerinizle görün. Görün. Tepki gösterin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimsenin babasının çiftliği değil. Bizim. Mansur Başkan bu sene 229 bin aileye sosyal yardım yaptı. Bu 801 milyon dolarla, 14 katrilyon lirayla, üstüne basarak söylüyorum, 30 yıl 229 bin aileye yardım yapılabilirdi. Çiftçiye mazot yardımı yapılırdı. Tohum yardımı yapılırdı. Aç insan kalmazdı. Devleti yönetmek ciddiyet ister, liyakat ister, tecrübe ister. Sizden olsun, çamurdan olsun, öyle mi? Bunların hesabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne herkes verecek. Sorumluların hepsi verecek. Bu talana müsaade eden, bu hukuksuzluğa müsaade eden 801 milyon dolar arkadaşlar.
Tank palet fabrikası ya. Beka meselesi, beka meselesi. 50 milyon dolara özelleştirdiler %49.9'unu Katar'a. Katar'a. BMC'ye. Güya Altay tankları üreteceklerdi yeni. Nerede? Ama burayı biz işletiriz, yaparız zihniyetiyle sormadan yaptılar. Burası Atatürk'ün mirasıdır. Yeşil alan olarak kalmalıdır. Belki tarım akademisi olmalıdır. Yeniden yerli tohum üretilmelidir. Ankaralı'nın hizmetine sunmalıdır. Nefes alacağımız bir yeşil alan olmalı burası. Burası bizim, bizim. Cumhuriyetin mirası. Atatürk'ün bize vasiyet ettiği topraklar, kendi parasıyla satın alıp devlete hibe ettiği, vakfettiği, bağışladığı topraklar. Babanızın çiftliği mi buralar? Emperyalist ABD'ye bir tane büyükelçilik koydunuz. Başbakanlık binası yaptınız. Keyfi yapıyorsunuz. Hukuksuzluğa müsaade ediyorsunuz. Herkes. Değerli hemşerilerim, ben Ankaralıyım. Ankara'nın Gölbaşı'nın Emirler Köyü'ndenim. Size sesleniyorum. Evet, ilçe başkanıyım ama siyasi olarak konuşmuyorum. Burada bir Ankaralı olarak konuşuyorum. Gelin Ankara'nın parasını, size yatırabilecek parayı nerelere koyduklarını görün. Benim köyümün 25 yıldır yönetiyordu bunlar. Suyu yoktu, suyu. Bütün köyün suyu, altyapısı, binlerce köyün yapılabilirdi ya. Yapılabilirdi, insanca yaşayabilirdik. Niye? Göz yummayın. Gelin, görün ve hesap sorun. Lütfen. Ve belediyemiz bir anket çalışması başlattı. Bu bölgeyi ne olarak görmek istiyorsunuz diye. Atatürk'ün mirasına sahip çıkın. Yeşil alan, tarım akademisi isteyin burada. Biz yeniden yerlileşelim, millileşelim, tarımla kalkınalım. Ve bu haramilere hesap soralım.